Bu videomuzda sizlere doğadaki en tehlikeli bitkileri tanıtacağız. Doğanın bize en özel hediyesi bitkiler. İnsanlıktan önce var olmuş ve insanlıktan sonra yaşamaya devam edecek muhteşem varlıklar. Ama bazıları çok tehlikeli olabiliyor. Bu tür bitkilere dokunmak bir yana dursun, aynı bölgede bulunmak bile ölüme davetiye çıkarıyor. Himalaya böğürtleni hiç bulaşmak istemeyeceğiniz bir bitkidir. Bu bitki keskin dikenleriyle 40 dekametrelik bir alanı kaplar. Bildiğimiz böğürtlenlerin aksine Himalaya böğürtlenlerinin dikenleri 5 cm'ye kadar ulaşabilir. Bu böğürtlen türüyle karşılaşmanız bile acil servise gitmenizi gerektirebilir. Masum görünümlü bu keskin bitki ciddi boyutta göz hasarlarına, kan kaybına ve arter damarlarda bozulmaya sebep olabilir. Doğa yürüyüşçüleri bu tehlikeli bitkiyle kaplı vadiye düştükleri zaman pek çok talihsiz olay meydana gelmiştir. Dikenli çalılar birbirine sıkıca bağlıdır. Bu yüzden eğer bunlar parçalanır ya da kesilirse geriye doğru savrulup bir gürüz gibi hareket edebilir ve gözlere zarar verebilir. Avustralya'ya özgü bir bitki olan Jimpy Jimpy ağacı dünyanın en tehlikeli ağacıdır ve bütün yakıcı ağaçlar arasında en acı verici olanıdır. Jimpy Jimpy'nin ıstırap yüklü ağrısı yakıcı asitle kaplı olmasından kaynaklanır. Bu bitki zehrinden etkilenen kişileri intihara sürükler. Ormandayken bu ağacın yaprağını yanlışlıkla tuvalet kağıdı olarak kullanan kişi sonrasında silahla intihar etmiştir. Bu korkutucu bitki tespit edilen en etkili zehirlerden birini içerir ve zehir kalıntıları 20 yıla kadar etkilidir. Bu durum zehirli dikenlerin içinde olan toksinlerden kaynaklanır. Bu bitki o kadar tehlikelidir ki Avustralya ormanlarında çalışan en iyi işçiler bile potansiyel olarak tehlikeli alanlarda özel kıyafet giyerler. Yeni Zelanda ısırganı yanlışlıkla üstüne basılması halinde bile bir insanı öldürebilecek dünya üzerindeki iki bitkiden biridir. Bu devasa bitki yakıcı ısırganların en zehirli türüdür. 4,5 metreye kadar uzayabilir. Bu gelişkin cübbeli bitki en küçük temas halinde bile tahriş edici nörotoksinler yayıp ölümcül olabilen büyük dikenlerle çevrilidir. Ölümden kaçınmak için yürüyüş yaparken dikkatli olmak çok önemlidir. Bu bitkiye dokunduğu için ölen insanlar rapor edilmiştir. Eğer ölüm hemen gerçekleşmezse bile içerdiği zehir zamanla sinir sistemini çökertebilir. Küçük parlak yapraklarıyla dekoratif bahçelerde ve kamuya açık alanlarda sık sık kullanılan gösterişsiz bir bitkidir. Spruce laurel defne bitkisiyle çok yakın akrabadır. Ancak bu defne ağacı bitkiler alemindeki en kötü ölümlerden birine neden olur. Çok etkili biyositlere sahip olan bu bitkiyle temas edildiğinde temas edilen bölgelerde tahrişlere neden olur ve bu tahrişler büyük yaralara dönüşebilir. Meyvelerinden birkaç tanesini yemek bile saatler içerisinde büyük çapta bir iç kanamaya ve organların fonksiyonun bozulmasına neden olur. Çok ilginçtir ki bazı kabileler bu bitkiyi ileri derecede hasta olanlar için son çare ilacı olarak kullanmışlardır. Fakat uygulanan tedavi hastalıktan çok daha kötü sonuçlar doğurabilir. Issız alanlarda yaşayan yeşil ispinoz ise hiçbir zarar görmeden bu bitkinin meyvelerini sindirebilir. Düğün çiçeği bu listedeki en masum görünüşlü bitki olmasıyla birlikte neredeyse her zaman karşımıza çıkabilecek ve ekstra ölümcül özelliklere sahip olan bahçe bitkileri arasındadır. Genellikle az drenajlı çimenlik alanlarda yetişir ve çoğunlukla çocuklar tarafından bulunur. Bitki tene değdiği zaman tende küçük kırmızı bir nokta oluşturmaktadır. Çünkü parlak sarı çiçekler küçük isiliklere sebep olan toksinler yayarlar. Bu bitki sindirim sistemiyle ilgili ağır toksisite üreterek onu tüketen kemirgen hayvanları zehirleyebilir. İnsanlar tarafından tüketilmesi ise organ ve sinir sistemi zehirlenmelerine sebep olarak sancılı bir ölüme yol açabilir. Açıkça görülüyor ki bu bitkinin güzelliği dokunmak için değil, izlemek için. Dev tavşancıl otu gerçekten de korkulacak bir bitkidir. Pek çok bitki tüketildiği zaman zehirli özellikler gösterirken bu bitki sadece küçük bir fiziksel temasta dahi insanlara çok ciddi zararlar verir. Aynı zamanda bol miktarda bitki özü emisyonuna ve ışığa karşı duyarlı özelliklere sahiptir. Bu bitki özü anında güneş ışığına tepki verir ve deri ile yumuşak dokuyu kabararak kangreni ve birkaç yıl sürecek mor yörünün lezyonlarının oluşmasına sebep olan kimyasal bir tepkime başlatır. Hatta küçücük bir bitki özünün göze teması bile körlüğe neden olur. Dev tavşancıl otları yaklaşık 2,5 metre uzunluğuna kadar büyüyebilirler. Öte yandan domuzlar bu bitkilere karşı dayanıklıdırlar. Henüz domuzlar üzerinde herhangi bir zararlı etkileri gözlenmemiştir. Kuzeybatı Amerika'nın Oak bölgesinin ormanlık alanlarında bulunur.
Kamas bitkisi olarak adlandırılan yenilebilir çiçek soğanları rengarenk çiçekleriyle etrafı kaplar. İlk halklar çayırları yakarak ekip biçmişler ve bu gibi çeşitli bitkiler yetiştirmişlerdir. Ancak bu bitkiye akraba türler yenilebilir kamaslarla karıştırılabilir. Ölüm kamasının var olan en zehirli bitki olduğu aşikardır. Ölüm kaması yenilebilir kamaslardan yumuşak renk tonuyla ayırt edilir. Eğer birisi kamasla etkileşime girerse bu bir ölüm kalım meselesi haline gelir. Bu bitkiden küçük bir miktar tüketmek bile kanda meydana gelen bozulma ve organ yetmezliği nedeniyle ani ölüme neden olur. Dikkat çekici melek trompet çiçeği Güney Amerika'daki ormanlara özgü bir bitkidir. Bu bitki hiyosiyamin, atropin ve hipnotik özelliklere sahip skopolamin diye adlandırılan üçlü etkiye sahip çok güçlü bir zehir yayar. Melek trompeti insanlar ona dokunmadığı sürece ölümcül değildir ve bu yönüyle de listede yer alan diğer bitkilerden ayrılır. Bu bitkilerden skopolamini ayrıştırıp kurbanları üzerinde kullanan ve onları tam anlamıyla birer zombiye çeviren Colombian Devil Spread isimli suç çetesinden ismini alan bir belgesel çekilmiştir ve melek trompet hakkında bu belgeselde bilgi verilmiştir. Bu hipnotik bitkinin etkisi altında olan kurbanlar yaptıkları hareketlerin farkında değildir. Ama yine de tamamen uyanıktırlar. Belgeselde yüzüne skopolamin tozu üflenip bütün evi hırsızlar tarafından boşaltılan bir adamın başından geçenlerle birlikte skopolamin ataklarıyla ilgili birkaç korku hikayesine de yer veriliyor. Ayrıca gönüllü deneklerin psikotik bilinçleri tamamen etkilenmiştir. Dünyadaki sahil şeridini alt üst eden kızıl gelgit korkunç bir olaydır. Mevsim geçişleri sırasında sıcaklığın da değişimiyle birlikte Algiera pelagius olarak bilinen binlerce küçük deniz yosununun üremesi sonucu su küf rengi bir hal alır. Algler kabuklu deniz hayvanları tarafından hızlıca yüzeye toplanır. Bunların oldukça büyük nekrotik etkileri vardır. Çok tehlikeli olan bu alg artışı ikincil organları hızlıca felç edebilir. Daha da kötüsü algin bulaşmış olduğu kabuklu hayvanlara temas sonucunda solunum yolları uyuşabilir. Kızıl gelgit İncil'de de geçen vebaya da gönderme yapıyor. Söylentilere göre kanın etrafında dönen sular, Batı Kanada'ya giden Kaptan George Vancouver'ın mürettebatından birinin ölümüne sebep olduğu için büyük bir üne sahip oldu. Belki de kızıl gelgit bu gizemli deniz canlılarının ölümlerinin sebeplerini bize açıklayabilir.